Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Renault Duster otomobili inceleyeceğim. Uzun yıllardır ülkemizde Dacia isminde satılan bu otomobil artık Renault markasının altında satılacak. Bakalım otomobilde neler değişmiş, hangi özellikler var, hangi motorlar var? Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Renault Duster'ın yanındayım. Ön taraftan baktığımızda bir kere oldukça kaslı bir tasarım bizleri karşılıyor. Şu plastik ön tamponlar oldukça heybetli görünüyor. Gördüğünüz gibi Renault yazısı var burada. Bu benim bildiğim kadarıyla üzerinde ön tarafında Renault logosu olan ilk otomobil olabilir. Yani yazısı olan daha doğrusu. Çünkü normalde logo oluyor. Arka tarafta o logo var. Onu da göstereceğim ama burada bildiğiniz Renault yazıyor arkadaşlar. Kaslı bir ön kaput bizi karşılıyor. Hatta aracı kullanırken bu kaputu çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. LED farlarımız var. Gündüz farlarımız, LED farlar var. Havalandırma ızgaramız burada yine bu tarafta bulunuyor. Algılayıcılar vesaireler yine aracın bu tarafında. Yan tarafa geçtiğimizde arkadaşlar siyah plastik detaylar burada da var. Dodikler siyah tasarlanmış. Şurada şnorkel benzeri bir tasarımımız var. Önceki Duster'larda da vardı. Bu burada bir Duster yazısı var. Görüyorsunuz yine arka tarafa doğru ilerleyen bu şekilde bir yani yan proporsiyonda böyle bir görüntümüz var. Lastik ebatı olarak baktığımızda 17 ve 18 inç seçeneklerinin olduğunu söyleyelim. Kapı kolları gördüğünüz gibi Clio'da olduğu gibi. Clio'da da vardı benzerleri veya markanın diğer modellerinde de var. Gördüğünüz gibi böyle gizlenmiş bir kapı kolu var arka tarafta en azından. Arka tarafa doğru geçtiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir Renault logomuz var. Şöyle kameramanımdan rica edeyim birazcık yakına gelsin. Gördüğünüz gibi Renault'un yazısını görüyoruz burada farın iç kısmında. Arka tarafın tasarımı da arkadaşlar şöyle bir genel gösterelim. Arka tarafın tasarımında yine böyle heybeli ve dikey bir tasarım var. Daha çok köşeli bir kaslı bir tasarım var aracın her yerinde. Renault logomuz var burada görüyorsunuz. Onun altında Duster yazısı. Bu E-Tech hibrit sürümü olduğu için burada E-Tech hibrit yazıyor arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken tabii ki bir de bagajı açalım. Size gösterelim bagajı. Manuel bir bagaj var. Bagajda herhangi bir şekilde otomatik sistemler yok. İki parçalı bir bagaj sistemimiz var. Şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Bunları çıkarttığımız zaman bagaj biraz daha derinleşiyor. İsterseniz düz bir yükleme alanı oluşuyor. Burada işte lambamız var. Bir tane çeşitli kancalar var. Bir adet çakmak girişi olduğunu da göstermiş olalım. Bir de burada arkadaşlar şurada bakın bir tane bir şey var. Ne kadar görülüyor bilmiyorum ama şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Burada var bir tane. Bir tane de şurada var. Bunlar Duster'la beraber gelen U-Clip aksesuarlarının bağlantı noktaları. Bunları aracın iç kısmını anlatırken söyleyeceğim. Bagaj hacmimiz 496 litre. Şimdi bagajı kapatıyorum ve arka yaşam alanında buluşmak üzere diyorum. Evet arkadaşlar, aracın arka yaşam alanı bu şekilde. Şöyle geldik. Aslında oldukça sade bir yaşam alanı var. Böyle güzel hissiyatı olan kumaş koltuklar var. 3 kişilik bir yaşam alanımız var. Burada şöyle küçük minik bir cep var. Bu U-Clip dediğim aksesuar parçasında yine burada da var. 2 tane tip C bağlantı yuvamız var. Şaft tüneli de yani böyle 3 ya da evet, 3-4 parmaklık bir şaft tünelimiz var. Arkadaki yaşam alanı bence şöyle iyi bakın. Şimdi ben 1.73 boyundayım. Şöyle göstermiş olayım. 4-5 parmak çok rahat kalıyor. Büyük güzel bir yaşam alanı var. Ön tarafta da şu an bana göre ayarlanmış durumda. Yine 4-5 parmaklık bir alanımız var. Malzeme kalitesi fena değil. Yani sert plastik ama kolların olduğu yerler de yine sert plastik bir şekilde tasarlanmış. Arka camlar da otomatik biliyorsunuz artık GSR2 standartlarında olduğu için bütün otomobiller arka camlar zaten manuel olamıyor. Bir de söyleyeceğim son bir şey var arkadaşlar. Tavan koyu renkli tasarlanmış. Bu biraz böyle elegant bir hava katıyor evet ama biraz da karanlık olmasına sebebiyet veriyor. Bunu beğenenler olabilir, beğenmeyenler de olabilir. Bir de küçük bir detay aracın hem bu tarafında hem bu tarafında böyle minik kancalar var. Buralara bir şeyler asabiliyorsunuz. Tasarım olarak bunlar güzel olmuş. Şöyle gösterelim size. Bunlar da hani buralara bir şey asarsanız bir malzeme koymak için de işe yarar diye tahmin ediyorum. Koltuklar 4'e 3 oranında katlanabiliyor. Bunun dışında burada bir kol dayamaya vesaireye yer olmadığını da söyleyeyim. Şimdi ön tarafa geçelim bakalım ön taraftaki yaşam alanında bizleri neler karşılıyor. Şimdi gelelim ön yaşam alanına. Ön yaşam alanı aslında markanın diğer modellerinde olduğu gibi ki zaten CMF-B platformunu kullanıyor ki Clio ve Captur gibi araçlar da yine aynı platformu kullanıyor. Yine arka taraftaki güzel böyle işte Nubuk'a benzeyen bir böyle hani kumaş ama farklı bir kumaş tasarımı da bizlere karşılıyor. Çift renkli bir tasarım var. Renault logomuz var koltuklarda. Kafalıklar Clio'la gördüğümüz kafalıklardan. Şu ön taraftaki tasarıma baktığımızda o oldukça havalı bir tasarım var. Sert plastik her yerine yazık ki. Gördüğümüz gibi şöyle oldukça geniş ve aydınlatması olan bir torpido gözümüz var.
U-Clip aksesuarımız burada var. Şurada görüldüğü gibi. Yine bu tasarımlar bu şekilde. Bakın ızgaralar böyle. Ve 10 inçlik bir ekranımız var. 10 inçlik ekranda arkadaşlar birçok özelliği kullanabiliyoruz. Birçok özelliği görebiliyoruz. Kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliği var. Fiziksel tuşlarımız var. Fiziksel tuşlarla kullanıyorsunuz. Oldukça da güzel kullanım. Ben bu kullanılışını beğendim. Genelde klima ile ilgili bütün tuşları buraya koymuşlar. Aracın bütün ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şurada küçük bir cebimiz var, gözümüz var. Buraya bir şeyler koyuyorsunuz. Kablosuz şarj destekli bir alanımız var. Çakmak girişimiz burada. 2 adet tip C bağlantısı burada. Park tuşumuz burada, vitesimiz burada. Bu otomobil otomatik vites olduğu için arkadaşlar bu şekilde RN, D ve B olmak üzere 3 adet, ya daha az 3 ama 4 tane seçeneğimiz bulunuyor. Burada küçük bir göz var. Şöyle 2 tane alanımız var. Buraya işte çeşitli su vesaire koyabiliyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım. Böyle bir geniş bir kol dayamımız var. Burası böyle bu şekilde kullanılabiliyor. Fakat ileri geri hareket ettiremedim ben bunu. Bakayım bir kez daha deneyeyim. Ediyor mu? Yok, etmiyor arkadaşlar. Direksiyonumuz şu şekilde. Oldukça güzel bir direksiyon var. U-Clip aksesuarı burada. Bunu doğrudan doğruya telefon takıyorsun. Biraz sallanıyor. Keşke bu böyle sallanmasa. 10 inçlik multimedya ekranımız işe yarıyor. Oldukça iyi çalışıyor. Dokunmatikte falan ben bir sıkıntı görmedim. Bütün fonksiyonlarını, araçla ilgili bütün ayarları vesaireleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte elektrikle ilgili bütün bilgileri vesaireleri de yine buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aracın o anki durumunu vesairesini de buradan görüyorsunuz. Şöyle 7 inçlik bilgi ekranımız var. Burada aracın durumunu, işte şurada mesela pilini görüyorsunuz. Burada yakıt tüketimini, yakıtını görüyorsunuz. Burada pil bilgilerini görebiliyorsunuz ve araçla ilgili o an ne yaptığını ve diğer tüm detayları buradan görebiliyorsunuz. Şurada çeşitli fonksiyon tuşları var. Far yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. ESC'imiz var. Şurada yine bir tane park frenimizin olduğunu da söylemiş olayım. Aynaları ve camları buradan kontrol ediyorsunuz. Dikiz aynaları kapatılabiliyor. Şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi kapandı. Şöyle yaptığımız zaman bir kez daha açtığını gösteriyoruz. İç yaşam alanı ferah. Genel olarak sert plastikten tasarlanmış. Onu söyleyebilirim. Aydınlatmalarımız bu şekilde. SOS tuşumuz burada. Ayna oldukça geniş tasarlanmış ve oldukça da arkayı iyi bir şekilde gösterebiliyor. Tavanın koyu renkli olduğunu söylemiştim zaten arka tarafı anlatırken. Genel olarak tasarım bu şekilde arkadaşlar. Sert plastik ama sert plastikten aracın birçok yeri olduğu gibi sadece kolçaklar birazcık yumuşak bir malzeme. Bunun dışındaki her yer sert plastikten tasarlanmış. Evet arkadaşlar, aracın dışını anlattım. Arka yaşam alanı, ön yaşam alanından bahsettim. Şimdi sürüşe geçelim. Biraz da sürüş deneyimini anlatacağım. Daha sonra incelemenin sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Renault Duster'ın içindeyim ve sürüşe başlıyoruz ve araçla ilgili detayları da burada sevgili akrabam, dostum, arkadaşım Yavuz'la birlikte irdeleyeceğiz. Şimdi otomatik vitesli bir araba dedik, hibrit dedik, E-Tech diye geçiyor biliyorsunuz. Bu E-Tech nereden geliyor belki onu merak edenler vardır aramızda arkadaşlar. Daha önce Clio'da da vardı, bilenler, hatırlayanlar belki vardır. Clio'da da vardı bu E-Tech, zaten Türkiye'de üretiliyordu bu. 1-2 sene Türkiye'de satılmadı bu Clio biliyorsunuz. Daha sonra Türkiye pazarına da satılmaya başlandı. 1.6 litrelik bir motor var ve buna elektrikli bir motor ve batarya destek oluyor. 200 voltluk 1.2 kilowatt saatlik bir bataryamız var. Bu araç arkadaşlar full hibrit olarak geçiyor. Yani aracı şarj etmenize gerek yok. Aracın benzinli motoru aynı zamanda elektrikli motoru şarj ediyor. Şu anda böyle arazil bir yolda gidiyoruz. Birazcık böyle bozuk bir yoldayız. İstanbul'da kullanıyorum ben. Renault sağ olsun bu aracı böyle hani kendi lansmanımızı yapmamız için bize gönderdi. YouTube'da falan da bir sürü örneğini görmüşsünüzdür bu videoların. Bir tanesini de bana gönderdi. Ben İstanbul'da olduğum için İstanbul'da yapıyorum ama başka arkadaşlar kendi şehirlerinde vesairede yaptılar. Şimdi tabii Renault Duster olunca Dacia neler değişti? Aslında tasarım tamamen değişmiş durumda. Zaten dış tasarımı size göstermiştim. İç taraflarını da gösterdim. Oldukça yenilikler var, farklılıklar var. Hala plastik aksam bu arada. Şöyle görüyorsunuz sert plastik. Şimdi burada bazı yorumlar gelecekti, işte hani o kadar para veriyoruz bu işte plastik olur mu vesaire olur mu falan gibi yorumlar gelecektir ama hani ben öyle düşünmüyorum. Aracın hitap ettiği kesim ve kullanılacağı alan düşünüldüğü zaman aslında bu çok da büyük bir sıkıntı değil arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Ama tabii ki lüks ve konfor isteyenler farklı araçlara yönelebilirler. Gelelim aracın sunduğu deneyime. Şimdi deneyimsel olarak baktığımızda elektrik motoru gayet güzel bir şekilde kombine çalışıyor. 60 km kadar olan hızlarda, şehir içindeki 60 km'ye kadar olan hızlarda sadece ve sadece şu anda mesela öyle görebiliyorum ben bu detayı. Elektrik motoruyla kullanıyorsunuz. 60 km'nin üzerine çıktığınızda benzinli motor da devreye giriyor arkadaşlar. Siz bunu hissetmiyorsunuz. Zaten otomatik vitesi var biliyorsunuz. Şu küçücük minicik bir otomatik vitesimiz var. Bu minik otomatik vites sayesinde aracı hani herhangi bir şekilde sıkıntısız bir şekilde ve kesintisiz bir şekilde kullanıyorsunuz. Burada bir sorun vesaire yok, onu söyleyebilirim. Gaza bastığınızda tepkileri vesaire iyi.
burada da bir sıkıntısal anlamda, yani hani o hareketi alma anlamında falan bir sorun yok. Yakıt tüketimine bakacak olursak, şimdi resmi bilgilerde baktığımızda, ki aracın ben motor bilgilerini vereceğim sizlere. Bu modelde 4x2, 4x4 olan arkadaşlar 1.2 litrelik bir motoru var. Bunda 1.6 var ve bir de 1.0'lık eko olarak geçen bir motor seçeneğimiz var. O da LPG'li arkadaşlar. Fabrika çıkışı LPG'li gelmiş oluyor. Seçeneklerimizin olduğunu söyleyelim. 1.2 olan 4x4, bu 4x2. Yakıt tüketiminde mesela ben şu anda 6.5 litreyi görüyorum. Resmi rakam 5 litreydi. Aracın 0 olduğu düşünülürse, rodaj süresi içinde olduğumuz düşünülürse bence gayet iyi bir değer. Yani 1.6 motorlu otomatik vitesli bir araçtan 6.5 litre, İstanbul trafiğinden bahsediyorum. Bence iyi bir rakam. Böyle daha düşük yoğunluklu bir yerde kullanırsanız çok daha düşük bir rakama ulaşırsınız diye tahmin ediyorum. Yani 5 litreyi tutturmak hayal değil. Ama yine de İstanbul'da ona bir litre koyarsanız, yani 6 litre falan civarında olur diye tahmin ediyorum. Ben de gösterdiği rakam 6.5 litre. Onu bir kez daha altını çizeyim. Aracın şimdi iki farklı paketi var. Evolution ve Techno olmak üzere. Evolution giriş paketi. Onlarda neler var hepsini şu anda ekranda size göstereceğim. Bu tabii ki en üst paket, biliyorsunuz. Teste gelen araçlar her zaman hani full artı full olarak geliyor ve aracın işte bütün kullanabileceğiniz hemen hemen özelliklerini bu araçta gösterebiliyorum ben. U-Clip diye bir teknoloji var. Böyle bir aksesuar takıyorsunuz. Aksesuarların farklı yerlerde çeşitli böyle alanları var. O alanlarda arkadaşlar bardaklıktan tutun da arkadaşlar çeşitli aksesuarlar. Lambayla işte burada telefon tutacağını görüyorsunuz. Biraz sallanıyor bu. Ama çıkartması, takması falan çok zor değil. Gayet kolay bir şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. Yani ben o taraflarını da beğendim. Bu U-Clip'i beğendim. Ama biraz daha böyle stabil olsa iyi olurmuş. Hani hem yatay hem dikey kullanabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir şey bu. Telefon tutacağı olarak. Standart olarak gelmesi güzel. Telefonu nereye koyacağım derdinden uğraşmıyorsunuz. Multimedya ekranı güzel. Kameralar falan var. Fakat kameralarda mesela 360 derece yok. Keşke olsaydı diyorum. 360 derece değil. Hani arabanın her yerini görebiliyorsunuz. Sağını, solunu, önünü, arkasını, ama 360 derece gösteriyor ya bazı işte farklı otomobillerde. Bunda öyle yok. Öyle şekilde değil. Sonic park sistemi var. Hani arabanın yanından, sağından, solundan bir şey geçince bip 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 ötüyor. İsterseniz onların hepsini kapatabiliyorsunuz. Birçok teknoloji var. Adaptif cruise control yok. Keşke olsaydı dedim. Bir teknoloji. Yani normal cruise control var ama adaptif değil. Şerit takip sistemi var. Çarpışma önleyici vesaire var ama bunlar, yani adaptif cruise control olsa bence daha iyi olurmuş. Onu niye koymamış Renault bilemiyorum. Dacia'da yoktu zaten de, Dacia'dayken. Hani belki Renault'a geçince olur mu diye düşündüm ama o yok ne yazık ki, onu söyleyeyim arkadaşlar. Öte yandan bu araçla ilgili yapılan en büyük eleştiri Euro NCAP'tan 3 yıldız almasıyla ilgili. Şimdi oraya geleceğim. 3 yıldız almasının aslında temel sebepleri belli. Belli teknolojiler olmadığı için, işte özellikle bu adaptif cruise control yok. Örneğin şurada iki yolcu arasında, ön yolcu ve şoför koltuğu arasında hava yastığı yok. Ve bu gibi sebeplerden dolayı birazcık düşük puan aldı. Evet, onu söyleyebilirim. Ama hani şöyle de düşünmeyin, bu araba çok kötü, inanılmaz kötü. O yüzden de 3 yıldız aldı gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu yıl 3 yıldız almış bir otomobil, 2 sene öncesinin veya 3 sene öncesinin veya 5 sene öncesinin 5 yıldız almış otomobilinden daha güvenli olabiliyor. Onu da söylemiş olayım. Çünkü bu testleri yapan ADAC, biliyorsunuz. ADAC da testlerini sürekli güncelliyor. Yeni teknoloji olmasını istiyor. Renault koymamış. Ya koyabilirdi de. Belki seneye çıkacak olan yeni versiyonda veya 2 sene sonra bunları koyacaktır. Eğer öyle bir çekinceniz varsa bu otomobili zaten listenizden eleyebilirsiniz. Farklı araçlara yönelebilirsiniz. Peki bu E-Tech hibrit nasıl olmuş? Valla ben ilk kez kullandım. Clio'yu test etme imkanım olmamıştı. Ben beğendim. Yani aracın işte kendi kendine şarj etmesini sağlıyorsunuz. Zaten o bir şekilde yapıyor. Ayrıca benim beğendiğim bir kere Eco modu var. Ayrıca ek olarak E-Tech modu var. Onun da üstüne bir de viteste B modu var. Şimdi bu B modunu hatırlayanlar bilir. Biliyorsunuz. Özellikle elektrikli otomobillerde olan bir mod bu. Rejeneratif enerjinin daha fazla alınmasını sağlıyor. Ben ilk kez böyle hibrit bir otomobilde gördüm. Belki de vardır, bilemiyorum. Olanlar varsa da hani yazsın, şu arabada da var diye yazabilirler. Bu sayede araç mesela gazdan ayağınızı çektiğinizde birazcık yığılıyor. Bu yığılma sayesinde de ne oluyor? Araba bataryayı şarj etmiş oluyor. Aslında bence güzel bir teknoloji. Bunu kullandığınız zaman, yani burada bir D modu var. Bir de onun hemen yanında bir kez daha çektiğinizde B moduna geçiyor. Bunu kullandığınız zaman bataryanız daha hızlı bir şekilde şarj oluyor. Hani bataryanın bitmesi diye bir şey yok bu arada. Hani batarya bittiği zaman ne oluyor? Benzinli motora geçiyor.
geçmiş oluyor ve benzinli motordan şarj etmeye devam ediyorsunuz aracınızı. Benzinli motor bataryayı şarj ediyor. Bu sayede siz yine yolda falan kalmıyorsunuz. Yani normal bir benzin alıyorsunuz bu aracı arkadaşlar. Çift motor var yani tabiri caizse. Hem elektrik motoru var hem de benzinli motorumuz var. Bu şekilde hareket ediyorsunuz. 930 kilometreye kadar bir menzil sunuyor ki bu da dizel bir otomobilin menzili arkadaşlar. Ağırlıklı olarak bu otomobili şehir içinde kullanacaksanız bence çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Hani böyle ben sürekli şehirler arası yolda kullanırım derseniz zaten elektrik tarafının çok fazla bir faydası olmayacaktır. Onu da altını çizeyim. Gelelim fiyat meselesine. Renault Duster'ın hangi modelini alırsanız alın fiyatlar 1.5 milyon TL civarında arkadaşlar. Bu modelin hani en üst modelini alsanız o da 1.6 milyonu birazcık geçiyor diğer opsiyonlarla beraber. Onları şimdi ekranda gösteririm size. Onları bile alsanız işte 1.6 milyon TL civarında oluyor. Bunun yerine şunu alırım, işte Cherry alırım, Captur alırım, Puma alırım falan. Evet alınabilir. Birçok farklı otomobil alınabilir. Birçok farklı seçenek olabilir ama bu araç biraz bence özellikle 4x4'ü söyleyebilirim. Bu 4x2 olduğu için bunun için belki söyleyemeyebilirim ama özellikle bu aracın 4x4'ü o da 1.5 milyon civarında. Karadeniz'de yaylaya çıkmak için kullanılabilecek yegane otomobillerden bir tanesi. Zaten Dacia Duster da bugüne kadar o şekilde kullanılıyordu. Özellikle Karadeniz bölgesinde çok fazla talep gören bir otomobildi Dacia Duster. Renault Duster'ın da bu 4x4 sürümünün olacağını düşünüyorum. Bu arada 4x4 manuel vitesli 6 ileri. Onun da otomatik seçeneği yok. Bir hocamız sağ olsun İTÜ'de profesör hocamız var Mithat Kadıoğlu. Selam olsun ona buradan. Kendisi sormuştu 4x4 otomatik arazi aracı arıyorum diye. Ki kendisinde Maçka'da bildiğim kadarıyla bir evi var. Bu otomobilin gelecek hocam. Size söyleyeyim. Bu otomobil için öyle bir sürüm gelecek. Ama ne zaman gelir o belli değil. Şu anda otomatik sadece bu 4x2 versiyonda var. Evet arkadaşlar bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Renault Duster'ın E-Tech Full Hybrid versiyonunu anlattım. Bu otomobil özellikle şehir içinde daha çok kullanılabilecek bir otomobil bence. Evet araziye de çıkabilir ama arazi istiyorsanız 4x4 sürümünü alacaksınız. O da 1.2 litrelik bir versiyon. Bu 1.6 versiyonu arkadaşlar. O full hybrid, o mild hybrid olarak geçiyor. Bu tam hibrit olarak geçiyor. Bunun yakıt tüketimi biraz daha düşük ama o 4x4'ünde çekiş kabiliyeti dahi 1.5 ton ağırlık ve yük taşıyabiliyor. Özellikle karavan olabilir ya da işte fındık yüklediğiniz, odun yüklediğiniz, bir şeyler yüklediğiniz taşınabilecek bir otomobil olur diye tahmin ediyorum. Bu otomobille ilgili merak ettiğiniz benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Gözümden kaçabiliyor veya sizin için önemli olan konular benim için çok önemli olmayabiliyor. Çekinmeyin, yorumlarda yazın, fikirlerinizi paylaşın. En azından benim de haberim olur, bilgim olur. Sorduğunuz sorular varsa da elimden geldiğince sizlere buradan o soruların yanıtlarını vermeye çalışacağım. Ben bu kadar uğraşırken, çabalarken ki mesela bir cumartesi günü çektik bu otomobil videosunu arkadaşlar. Ciddi bir emek harcadık. Sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak beni desteklemenizi rica ediyorum. Bu şekilde beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim hepinize. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz mutlu olurum. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.